Kafe Siyaset programında Sercan Avcı'nın sorularını yanıtlayan CHP İzmir İl Eski Başkanı ve İzmir Eski Milletvekili Alaaddin Yüksel, değişim mesajları verirken demokratik sürecin altını çizdi. Genel Başkan değişiminin tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Türkiye siyasi tarihinde demokratik yollardan değiştirilebilmiş bir genel başkan örneği yok. Bu yeterli mi? Yani genel başkan değişimi yeterli mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka ne değişmeli? Kesinlikle değil. Bizim yani siyasi partiler kanunu değişmiş olabilir ama bizim bir tüzüğümüz var. Bizim bir programımız var. Başta bir kere bu tüzüğü programı bir kere yeni baştan çağa uygun yazmak zorundayız. Dinamik bir genel başkanımız ve dinamik bir takımımızla. Parti meclisi ve yerel seçimlere dair de konuşan Yüksel, İzmir'in temsiliyet sıkıntısı olduğunu ifade etti. Ben ayrılırken de hatta genel başkan yardımcılığından genel başkanımızla konuştum. İzmir'i yani gerçekten partinin yani siyasi tarihini bilen, parti tarihini bilen, partili olan ve sosyal demokrat olan ve de İzmirli olan insanlar temsil etsin diye. Son derece nitelikli işte Selin Hanım da, Gökçen Hanım da yani hani mutlu olduk parti meclisinde olmaları iyi. Ama hani çok İzmirli sayamayız mesela şimdi. Yani Gökçen Hanım işte İstanbul'da olmadığı Selin için. Selin Hanım da Ankara. Evet, Ankara. Dolayısıyla hani gene İzmir'in temsili konusunda orada bir sıkıntı maalesef biraz yaşadık. Ama önemli olan artık İzmirli, Hataylı, İstanbullu, Ankaralı diye ayırmadan bir başarıya koşmak. Bunların tartışılacağı pek zaman değil. Artı bir gündem programımızda Oya Pardak'ın sorularını yanıtlayan ve partinin değişime ihtiyacı olduğunu ifade eden Kocaoğlu, genel seçim sonrası yaşanan süreci değerlendirdi. Bu değişimden sonra eğer şu son 5 ayı çok doğru iyi değerlendirirsek, korkunç bir ivme kazanır Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'taki yerel seçimde. Evet. Biz de bunu bekliyoruz. Kurultay sonuçlarının yerel seçimleri nasıl etkileyeceğini yorumlayan Kocaoğlu, kulislerde kendi adının geçmesine de cevap verdi. Yerel seçim, her şeyi yerel aldığına göre adayı da yerel olacak. Şimdi adayı yerel yapmazsanız, Ankara'dan herhangi bir zat-ı muhteremin telefonuyla mene mene meclis üyesi atarsanız, Menemen seçiminde o meclis üyesi başka bir partiye oy kullanır, Menemen Belediyesi'ni kaybedersiniz. Seçilmiş yukarıdaki arkadaşlar şapkasının önüne koyup bu realiteyi göz önünde tutmaları gerekir. O benim işim değil. Biz o dükkanları kapattık. Ama adınız geçiyor başkanım. Hayır. Benim adım hiçbir şeyim yok. Ben o işi 15 sene yaptım, bıraktım. Ben partiye çalışacağım. Yukarının işte bu değişimci, bu değil diye karar vermesinden ziyade somut yani kim kazanacak ve kim bu görevi yapabilecek? Evet, sadece çok kazanmak önemli. Da değil. Hı hı. Kim bu görevi yapabilecek? Başarıyla yapabilecek. Kocaoğlu, Tunç Soyer'in tekrar Büyükşehir'e adaylığıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Atanmadan önce de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ben Tunç Bey'i desteklemedim. Seçimde de 15 dakika sonra atandıktan sonra destek mesajı yayınladım ve çalıştım. Yine atanırsa yine partim için çalışacağım. Ama Tunç Bey'in belediyecilik yerel yönetim anlayışıyla, kendisine de şahsi hiçbir şeyim yok anlayışıyla bizim anlayışımız uyuşmuyor.